Merhaba sevgili izleyiciler, bir Franchising Dünyası programıyla daha karşınızdayız. Bugün program konuğum Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş. Tamer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Arzu Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi ve markalarınızı tanıyabilir miyiz? Birçok marka var çünkü Aktaşlar evet. Lezzet Grubu bünyesinde. Tabii ki ben Tamer Aktaş, Ordu doğumluyuz. Daha doğrusu markamız da Ordu doğumlu. Onunla birlikte biz de Ordu'da yetiştik, büyüdük. Markalarımız Aktaşlar Lezzet Grubu altında Aktaşlar Restorant, Tomur, Nelipide ve Pideor olarak isimlenmekte. Bunların her birinin ayrı bir konsepti ve hikayesi ve ruhu var. Bunlardan bahsedecek olursak da Aktaşlar markamız aslında biz 1981 yılında kurulmuş bir firmayız. Bir pide lahmacun salonu olarak başladığımız sektöre 1981'de baba ve amca ortaklığında kurulan bir firmayız. 2001 yılında da ikinci kuşak, yani benim önderliğimde ve kardeşimle birlikte, Samet Aktaş'la birlikte bizler de bir altyapı oluşturarak bunu şu anki noktaya taşımayı ve daha da hedeflediğimiz noktalara taşımayı planlıyorduk. Tabii babayla amcanın işlettiği sıralarda markamız gerçekten bir değer kazandı. Bir meşhur bir pideci, Ordu'nun en meşhur pidecisi oldu. Sonra bizim de dokunuşlarımızla 2001 yılından sonra biraz daha ananeviyeti de kaybetmeden, gelenekselliği de ruhunda barındırarak modern bir servis sistemi, sunum, hizmet, hazırlama, bunları da ekleyerek biraz daha yukarıya taşımaya çalıştık. Tabii birkaç yıl altyapılarımızı oluşturduk. Ondan sonra söyledik, yani bu lezzet, bu marka, bu tutku, çünkü insanların çok tutkuyla bağlandığı bir marka olduk aslında yerelde. Bunu artık Türkiye'ye de taşımalıyız diye düşündük. Ve altyapımızı, kurumsal yapımızı oluşturup bir lojistik merkezi yarattık kendimize. Burada tüm şubelerimize hizmet verecek tesisimizi oluşturduk. Arkasından franchise sistemiyle artık Ordu'da 1-2-3 derken bunu artık İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere, metropollere taşımayı hedefledik. Ne zamandır franchise veriyorsunuz? Franchise'ı aslında şöyle diyebilirim. Markamızı 4 yıl önce İstanbul'a taşıdık. Ama franchise'ı bu yıl, 2016'da ilk franchise'ımızı verdik. İyice altyapımızı oturtturduk. Eksiklerimizi gördük. Standart olması gereken ama oluşturamadığımız altyapı eksiklerimizi tamamladık. Hı hı. Bu yılda tamamen franchise hazır hissettik kendimizi ve birincisiyle başladık. İkinci olarak Ataşehir şubemizi verdik. Hı hı. Ve şimdi Bayımolumsun Fuarı ile birlikte inşallah hedeflediğimiz rakamlar için de çalışmalarımızı yapacağız. Bu yıl Bayımolumsun Fuarı'nda Nelipide markanızla Nelipide olacaksınız. Nelipide markamız, evet. Biz de bizimle olmanızdan son derece mutluyuz. Peki Nelipide'nin detaylarından bahsedecek olursak Tamer Bey, lokasyonu siz mi belirliyorsunuz? Evet. Böyle bir desteğiniz var mı? Anahtar teslim hizmet mi veriyorsunuz? Konseptlerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii şöyle bahsedeyim isterseniz önce. Nelipide bizim yani pide yerinde üretim yapılan, taze, gerçekten hamur yorularak üretimi yapılacak bir markamız. Ve Nelipide'nin şöyle bir misyonu var. Bulunduğu lokasyonun veya şehrin en iyi pidecisi olacak. En iyi pidesini o yapacak. En iyi servis, servise çok önem veriyoruz çünkü. En iyi servisi o yapacak ve en güzel konsept, bakımlı konsept de onda olacak. Böyle bir düşünceli misyonla, kuralla diyelim, hatta anayasayla çıktık yola. Burada Nelipide'nin yine bir özelliği de çok doğal ve natürel ürünlerden yapılması. Yani tüm ürünlerimizi Ordu'daki üretim, yarı mamül üretim fabrikamızdan, örneğin kıymamız orada kavrulur, peynirimiz kendi speklerimize göre hazırlanır ve şubelerimize gelecek şekilde rendelenmiş olarak gönderilir. Bunun gibi tüm ürünlerimizi A'dan Z'ye Ordu'da hazırlayıp tüm şubelerimize buradan lojistiğini sağlarız. Bu ona bir tabii Karadeniz bölgesinde yetişen hayvanlar, etten, sütten, tereyağdan lezzetler yapılan bir ürün mutlaka fark ediyor. Unumuzu... Ben lezzetlerinizi biliyorum. Şaşkın Bakkal'daki yerinize geldim. Evet, teşekkür ederiz. O pidelerinizden ve kahvaltılarınızdan tatma şansım oldu. Gerçekten farklı. Evet, afiyet olsun. Çok güzel, çok doğaldı yediğim her şey. Çok ben çok beğendim ederiz. Pidelerinizi de öyle. Biz zaten şeye çıkarken hep aslında çok meşhur pideciler var ülkemizde. Çünkü her yerin bir pide tutkusu var. Evet. Gerçekten kültür oturmuş. Hı hı. Akdeniz'de farklı, Ege'de farklı, Karadeniz'de il il farklılık gösterebiliyor pideler. Biz de pidemizi
Hem şu anki çağa da uyduruldu biraz, hiçbir gelenekselliğinden bir şey kaybetmeden. İnce hamurlu, böyle çıtır çıtır, içinde hiçbir katkı maddesi olmayan, tamamen doğal, gerçekten nasıl geldiyse, orada nasılsa burada da aynı şekilde devam eden bir iç reçeteyle üretiyoruz bunları. Hı hı. O yüzden çok doğal ve natürel geldiğinden insanlar sevgiyle karşılıyor bunu, beğeniyorlar. Ama çok özel de bir kahvaltımız var, köy kahvaltımız var konseptimizde. Bunu da menüye koyarken aslında muhlama şeyden çıktık. Muhlama var, peynir eritme var. Köy ekmekleri var. Evet, yani bunu var. Bir Nilipide de köy kahvaltısı olsun ama gerçek bir köy kahvaltısı olsun diye çıkardık bu yola. Ve hep şunu düşündüm onu yazarken. Babaannem bana ne yapıyordu köye gittiğimde? Evet. İşte o turşu kavurmaları, patates kavurmaları bilmem. Evet, turşu kavurması da vardı. Köy ekmeği, kuzinede pişen gerçek bir köy ekmeği ve tereyağıyla sıcak servis ediliyor bu. İşte yufka böreği, kuru yufka börekleri. Genelde bu İstanbul'da insanların karşılaşmadığı bir kahvaltıyla karşılaştılar. Çok özlediğimiz bir şey. Gerçekten insanları böyle köyüne, bir geçmişine, çocukluğuna götürüyor o kahvaltı yaparken. Evet. Onun için de güzel bir rağbet var ürünlerimize. Yani farklılık yarattığımızı düşünüyoruz kahvaltı konusunda. İlerleyen zamanlarda inşallah konseptiniz Türkiye'de de çok güzel. Dediğim gibi Bağdat Caddesi'ndeki dükkanınızdan biliyorum ben. Evet. Çocuklar için de, çocukları da ayrıca düşünmüşsünüz. Aileleri, anneleri, gençleri, herkes ayrı ayrı herkese düşünmüşsünüz. Herkese hitap etmek gerekiyor. Konsepti aynen öyle. Konseptimizi de şöyle düşündük. İlk biraz önce söyledim. Hep herkesin, her şehrin bir meşhur pidecisi var ama hep şeyde kalmış, salaşta kalmış pideciler. Mesela bir kebapçı almış artık kendini lüks restoranlara taşımış, balıkçılar aynı şekilde ama pide hele de sadece pide üzerine olan bir yer. Evet, böyle taş bir fırınıyla sınıfı kalmış, yok. Öyle taş fırını, işte metal tabakları, işte eski demir sandalyeleri öyle kalmış. Biz artık dedik ki bu pideye bir sınıf atlatalım. Gerçekten insanlar kaliteli bir konsepte, modern bir konsepte, dünya konseptine uygun bir tarzda bu ürünlerini de tüketebilsinler. Burada konforlu bir ortamda ürünlerimizi tüketip satın alabilsinler istedik. Başarılı da olduğumuza inanıyoruz. Evet, gerçekten çok keyifli bir konsept. Direkt üniversiteye oldu. Geçiş olmuş hatta evet, konsept ederiz. Genel olarak baktığımız zaman. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle Tamer Bey, lokasyon desteği sağlıyor musunuz? Ve eğitimleriniz nelerdir? Kesinlikle sağlıyoruz lokasyon desteği ama tabii bu katı bir kural değil. Bizim adaylarımızın da, franchise adaylarımızın da yönlendirir lokasyonlara. Fizibilite yapıyoruz. Kendi tecrübelerimizi de kullanarak yorumlarımızı katıyoruz üzerine. Sonuçta biz bulunduğu yerin ve şehrin en iyi pidecisi olması için iddialıyız. Ve bunun olması için gerçekten bir franchise vermek için değil, gerçekten bu hedefi yakalayabilmek için destek oluyoruz franchise'larımıza. Birlikte yaşamamız, birlikte kazanmamız gerekiyor. Eğitim olarak hiç bitmeyen bir eğitimimiz var. Öyle sadece başta yapıp bitirmiyoruz. Hem servis eğitimi, özellikle yerinde üretim olduğu için pide ustalarını biz sağlıyoruz kendilerine. Ve onların bize sunduğu pide ustalarını biz eğitim alıyoruz belli bir eğitim sistemimizde, kitapçığımızla. O eğitimden sonra bir de küçük bir sınavımız oluyor. Başarılı olursa onu da değerlendiriyoruz. Zaten bunun en büyük problemi aslında insan kaynakları, yani eleman sağlamaktı. Ama biz Ordu'da yaklaşık 450 çalışanımız var. Sürekli bir pide fabrikamız var. Aynı zamanda dondurulmuş da üretim yapıyoruz marketler için. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Sürekli pide ustası yetişiyor bizde. O yüzden sürekli bir okul gibi şubelerimize, restoranlarımıza ve adaylarımıza pide ustası gönderebiliyoruz. Diğerlerini de tamamen kendi anayasamıza, servis sistemimize göre eğitimlerini veriyoruz ve Nili Pide ruhuyla, Nili Pide tutkusuyla misafirlerimize sunum yapmalarını sağlıyoruz. Franchise bedellerinizden bahsedebilir misiniz? Franchise bedellerim şöyle. İlk 20, normalde 35 bin dolar giriş bedelimiz var. İlk 20 noktamızı, franchise'ımızı %50 indirimle 17.500 dolardan başlatıyoruz. Onun dışında %5 sürekli royalty ödememiz var. Onun dışında başka bir şartımız yok. Franchise'lere başka destekleriniz var mı? Reklam desteğiniz ya da başka bir şey? Tabii reklam desteğimiz var. Bir reklam ama %5'in üzerine %2 daha reklam katkı payı olarak alıyoruz bunu. Oradan biriken havuzumuzla da ulusalda, marka için tamamen ve bunları herkese de sunuyoruz. Yani buradaki bütçe bu şekilde reklam planlamalarında kullandı. Bazı yer oluyor mesela
Kimi lokasyon gerçekten radyodan etki alabiliyor, kimi billboard'dan alabiliyor, kimi broşürden alabiliyor. Evet. Bunları da değerlendirip lokasyon bazlı reklam çalışmalarını da yapıyoruz. Yani biz bu işe bütün bakıyoruz. Franchise sadece bizim yanımızda gerçekten bir partner oluyor. Ve biz kendi noktalarımızda neler yapıyorsak, franchise'larımızın noktalarında aynılarının yapılmasını sağlıyoruz ve yardımcı oluyoruz kendilerine. Donuk pide dedik, ondan biraz bahsedebilir miyiz? Neli pidenin yanı sıra bizim aslında bir de Pide Or diye bir markamız var. Biz pideyi, şöyle söyleyeyim, biz pideyi çocukluktan beri hayatımızın içinde olduğu için bir tutkuyla sevmişiz onu. En sevdiğimiz yemekler haline gelmiş. Bunu sanayi üretimine de çevirdik aslında. Günde 150 bin adet pide üreten bir fabrika kurduk Ordu'da. Burada dondurulmuş olarak zincir marketlerde, otellerde, yurt dışındaki pazarlarımıza ürünlerimizi satıyoruz, gönderiyoruz. Bu yöresel, geleneksel ürünümüzü aslında bir dünya yiyeceği haline getirmek istiyoruz. Nasıl pizza gelmiş bizim hayatımıza girdiyse, biz de pideyi tüm dünya insanların hayatına sokmayı hedefledik. Pideyi de Amerika'da yesinler değil mi? Kesinlikle. Çok da uzak değil, birkaç yıl içinde oralara taşıyacağımızı düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Bu anlamda hedefleriniz var, Amerika, ve çalışmalarınız var mı yurt dışı hedefleriniz? Yurt dışı hedeflerimiz var. Özellikle Pidor markamızı ilk kademesi 200 sonra 400 şubeli olacak şekilde planlıyoruz. Bunu gerçekten bir dünya markası olan, tıpkı örnekleri olduğu gibi bir fast food markası haline getirmek istiyoruz. Yani böyle Pidor'a, Pidor'dan dünyaya değil, dünyadan Pidor'a bakıyoruz aslında. Onun için güzel altyapı çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Düşük yatırım maliyetiyle karlı bir işletme. O şöyle tamamen onda menümüz donmuş ürünlerden oluşuyor. Dondurulmuş daha ürünlerden. Daha hızlı, fast food tarzı. Hızlı, 2,5 dakikada ürünümüzü alabilecek, en geç 2,5 dakikada siparişini veren misafirimiz ürününü alıp çok da lezzetli bir şekilde tüketebilecek. Hiçbir katkı maddesi bunda da yok. Pidenin özel şekillerde dondurulmuş. Özel şekilleri var, özel çeşitleri var. Artık take away, böyle elinde alıp kutusunda içeceğiyle birlikte yürürken bile yiyebileceği bir konsept tasarladık. Veya tamamen pideye mesela dışarı servise çok uygun bir ürün. Hem gitmesiyle, sıcaklığıyla, doyuruculuğuyla. Onun için yine delivery sistemiyle de Pidor markamızın noktalarını arttırmak istiyoruz. Gerçekten düşük yatırımla orta ölçekli veya yüksek kar elde edebileceğimiz bir proje haline geldi. Onu da fuarımıza yetiştiriyoruz inşallah. Bu iki markamızın franchise'larını burada açacağız. Özellikle yurt dışı için Pidor markamızı düşünüyoruz. Orta Doğu ve Avrupa'da lojistiği istiyoruz. Lojistiği de kolay bunu. Olur öyle bir hem lojistiği de kolay hem altyapımız gerçekten iyi. Ordu'da organize sanayi bölgesinde bir fabrikamız var. 4000 metrekare kapalı alanda sadece pide üretiyoruz. Ve uzman bir ekip sayesinde üretiyoruz. Biz böyle çok iyi pide yapıyoruz. Hadi bu pideyi donduralım değil. Gerçekten ciddi Ar-Ge'ler yaparak bu fabrikamızı oluşturduk. Sonuçları da zaten şu anda tüm zincir marketlerde olduğu gibi çok yakında tüm dünyadaki zincir marketlere, tüm dünya insanlarının tüm önemli caddelerinde bu pide restoranlarımızı göreceğiz diye hedefliyoruz. İnşallah biz de çok mutlu oluruz. Sağ olun. Destek olabilirsek, bayım olur musun fuarında sizlere. Peki Tamer Bey, toparlayacak olursak Nili Pide ailesine katılmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Gerçekten güzel bir ürün, güzel bir pide, hatta pidenin en iyisini satmak, satarken tabii kar etmek ve severek yapacakları bir iş arayan tüm yatırımcılarımıza Nili Pide'ye davet ediyoruz. Biz Nili Pide'yi hızlı büyütmek istiyoruz. Hep birlikte partnerlerimize el ele vererek, omuz omuza vererek, karşı karşıya değil, yan yana yürüyerek bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için yatırımcılarımızı Nili Pide'yi dinlemeye, izlemeye, görmeye, hatta sadece tatmaya bile davet ediyoruz bu konuda. Bayım Olur Musun fuarında olacaksınız. Tüm detaylar için orada da sizi ziyaret edebilirler. Kesinlikle. Bütün ekip orada olacaksınız. Kesinlikle değil mi? Oradayız. Nili Pide olarak. Evet. Nili Pide'nin bu ilk podyuma çıkışı diyebiliriz aslında. Evet. Bayım Olur Musun fuarı da zaten bu anlamda vitrindir. Franchising ve markalı bayilik olarak tek ve ilk fuardır biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki Tamer Bey, geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.